Efendi Derneği sunar. Efendim hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. Ben moderatör İbrahim Hoca. Sizlerle yeni bir programla beraberiz yine. Efendim bildiğiniz üzere şu anda iki programı bitirmiş ve üçüncü programa geçmiş durumdayız. Biraz Güneydoğu TV'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın bütün ülkelerinde izlenen reytingi yüksek ve bildiğiniz üzere şeffaflığıyla ön planda olan bir TV programı. Rabbim önlerine taş koymasın inşallah. Bu şekilde çalışmaları, bu şekilde ilerlemeleri çok güzel bir şekilde gitsin inşallah diyoruz. Efendim 2 haftadır bildiğiniz üzere değerli hocamla beraber sohbet ediyorduk. Bugün de bu üçüncü programımızda da yine aynı sohbeti yapacağız. Ama bugün çok önemli bir geceden bahsedeceğiz. Hangi geceden? Regaib gecesinden bahsedeceğiz. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Bu 5 gecede yapılan dualar geri çevrilmez inşallah. Bunlar hangileri? Birincisi cuma geceleri, ikincisi Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban'ın 15. gecesi ve içerisine gireceğimiz, şu anda içerisine gireceğimiz Recep ayının ilk gecesi. Yani Regaib Kandili inşallah. Recep ayının ilk perşembe, ilk cuma gecesi Regaib Kandili. Regaib Kandili nedir? Önemi neyle ölçülebilir? Allah'ın yanında ondan sonra birçok insanların ibadetleri konusunda ne yapılması gerektiğini sevgili hocam Mustafa Asoğlu ile tekrar paylaşacağız inşallah. Sayın hocam hoş geldiniz programa. Hoş buldum. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hocam maşallah bu bizim üçüncü programımız. Güneydoğu TV değerli izleyenlerinin gerçekten olumlu dönütler verdiği bir program. İnşallah bu programı da sizlerle beraber yürüteceğiz, devam ettireceğiz. Mustafa Hocam biliyorsunuz şu anda Recep ayının ilk perşembe gecesine girmiş bulunacağız. Regaib gecesinin öneminden bize biraz bahseder misiniz hocam? Madem malumunuz çok önemli, değerli bir gece. Buyursunlar hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmaîn. Allah Celle Celaluhu gecenin kıymetini bilip gecenin ehemmiyetini hakkıyla geçiren kullarından bizleri kabul eylesin. Şöyle bir misalla girmek istiyorum sayın hocam. Bir sultan düşünün ki sultanın mutlu anında, başarılı anında yanındaki işte kölelerine, yanındaki çalışanlarına bir hediye, işte böyle bir güzel davranma durumu olur. Çünkü niye? O anı mutludur. İster ki onunla beraber herkes mutlu olsun. İster ki onunla beraber herkes sevinsin. Evet. Bugün Allah Celle Celaluhu'nun bu geceye hürmet ediyor. Allah Celle Celaluhu bu geceye kıymet veriyor. Ve bu geceye kıymetinin vermesinin sebeplerinden en büyüğü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece alemi gayiptan alemi şehadete teşrif etmişlerdir. O yüzden Allah Celle Celaluhu bu geceye çok önem veriyor. Tabi neden bu geceye Allah önem veriyor? Hadis kutsi'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Levlâke mâ halaktul eflek. Sen olmasaydın Habibim ben yaratmazdım bütün kainatı, yerleri, gökleri, güneşi. Ben senin hürmetine bunları yarattım diye Allah'ımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetini aşikar ediyor. Tabi bu gece tehlikeli bir olay var. Nasıl? Bizler bu gece hürmetsizliğimiz direkt Allah Celle Celaluhu hürmetsizliğimiz olur. Ondan dolayı bu gece bizlerin ayağa kalkma gecesidir. Bu gece bizlerin tekrar dirilme gecesidir. Bu gece bizlerin tekrardan kendimize gelme gecesidir. Tabi rağbet den geliyor. Regaib gecesi ne demek? Rağbetten geliyor. Bir şey istemekten geliyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bu gece benden bir şey isteyen var mı? Hususi olarak.
Tabi bazı alimlerimiz de buyuruyor, bu gecenin Regaib ismini koyanlar kimlerdir? Önemli bir bilgi, meleklerdir. Regaib ismini koyan alimlerimizin bazı rivayetlerine göre meleklerdir. Tabi bu gece büyük bir fırsat gecesi. Başımızı sabaha kadar secdeden kaldırmazsak Allah'a ne vermiş oluruz? Aslında hiçbir şey vermiş olmayız. Çünkü niye? Evet. Allah Celle Celle bizim namazımıza, orucumuza, kestiğimiz kurbanlara muhtaç değil. Ama bu gecede bir sadakat var. Bir önemli husus var. Mesela dedik ya, bu gece Allah Celle Celaluhu önem gösteriyor. Habibi Muhammed Mustafa önem gösteriyor. Bizler de sadakatimizle bu geceye önem gösterirsek Allah Celle Celaluhu razı etmiş oluruz inşallah. Tabi bu gece hüsranda olanlar, bu geceyi kıymet bilmeyip geceyi değerlendirilmeyen kişilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle melekler şöyle seslenir. Yok mu bu gece bir şey isteyen, yok mu günahlarından af olunmak isteyen, yok mu rızık isteyen, bu gece kim ne isterse o kendisine verilecek. Tabi bu gece kişi uyursa veya dünyayla gafletle geçirirse melekler başında diyecek ki sen ziyan oldun, sen perişan oldun, sen geceyi harap ettin diye kendisine eyvahlar edecek. Tabi çok büyük gece, gecenin ehemmiyetlerinden bahsediyoruz. Mesela örnek, biz birine bir sadaka veriyoruz. Normalde normal zamanlarında bir sevaba 10 sevap veriliyor sayın evet. hocam. Bir sevaba 10 sevap. Ama bizler şu anda açıklayacağız. Sayın seyircilerimiz dikkatlice dinlesin. Çok mühim meseleler. Ya biz bu gecede miyiz? Biz bu geceye mi kavuşacağız? Bu gece ne zaman geliyor diye bir telaşa düşeceğiz. Mesela örnek, normal günde bir sevap yapıyorsak, mesela bir iyilik yapıyorsak, bu iyiliğe karşılık 10 sevap veriliyor. Yani nasıl anlayalım? Mesela örnek, birine bir iyilik yaptık. Aslında o iyiliği 10'la çarp. Sanki 10 defa yapmış gibisin. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir kişi namazını cemaatle kılarsa 27 kat sevap olmuş olur. Ne demek? Sanki 27 kere kılmış, sanki o kadar sevap almış demek. Mesela Recep ayında bir kişi bir sevap işlerse Recep ayı içerisinde, kavuşmuş olduğumuz ay içerisinde, kendisine 100 sevap verilir. Ya bir sevaba karşı 100 sevap. Şaban ayında kim bir hayır işlerse, bu hayrı biraz geniş tutalım. Hayır evde hanımla gülümsemendir, sadakadır. Çocuğuna iyilik yapman sadakadır. Elemansın, patronla iyilik yapman, işine düzgün bakman sadakadır. Bir annesin, aynı şekilde babasın. Her alanda baktığımız zaman bu iyilik çerçevesi içerisine giriyor. Ya sadece işte hocam ben bu iyiliği yapayım değil. İyilik alanları içerisinde kim ne yaparsa Allah bunun Recep Şaban ayında ise 300 sevap veriyor. Tabi Ramazan ayında 1000 sevap. Ya hocam neden bahsediyoruz değil mi? 1000 sevap düşün. Biz şu anda Ramazan ayıyla inşallah Mevlam bizleri kavuştursun. Bir adam bir iyilik yaptığı zaman 1000 sevap alıyor. Evet, şimdi geldik önemli. Berat gecesi ve Regaib gecesinde acaba kaç bin sevap veriliyor? Bakın normalde akıl tutulması bu kadar Allah Celle Celaluhu tabiri caizse bizi kendisine yakın etmek için bahane geziyor. Bakın kim Regaib gecesinde bir sevap işlerse 20 bin kat geri dönecek ona. Ne demek hocam bu ya? Yani bizler durmamamız lazım, uyumamamız lazım. Kalkıp ibadetlerimizle, kendi bedenimizle ve malımızla, canımızla bu işi hakkıyla düzeltmemiz lazım. Ve son olarak Kadir Gecesi. Kadir Gecesi çok acayip. Kadir Gecesi'nde kim bir sevap yaparsa o sevaba tam tamına 30 bin sevap verilecektir inşallah. Rabbim bizleri kendi indinde, kendi makbulünde kabul eylesin inşallah. İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Hadislerin ışığında, ulemaların beyan ettiği kitapları konusunda inşallah. Gerçekten hocam mükafatları maşallah çoktur. Hocam müsaade ederseniz bir soru daha sormak istiyoruz buyurun size inşallah. Hocam bu gecede yapılan ibadetlerin sevapları
diğer günlere nazaran az önce açıklamıştınız. Evet. Bu da bizim ikinci sorumuzdu. Aslında bir kısmen cevabını verdiniz. Bunun içinde ikinci bir husus olarak onun içinde bir şey katacağım. Tamam, biz bu sevapları alıyoruz ama o sevapları almamızın nedenleri olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber ediyor. Sen bu sevapları almak istiyor musun? Birkaç tane şık sayacak. Eğer bunlar sende varsa sen bunları alacaksın. Evet. Onu da dikkatli sayın seyircilerimiz dinlesinler. Buyursunlar. Şimdi mesela o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim cuma gecesini tabi ihya ederse, saygı gecerirse, yani berat, bizim şu anda regaib gecesine kavuşacağız inşallah. Regaib gecesine kim böyle tazim ederse ilk cumasına, perşembe gününe, perşembeden tabi bir gün önce, perşembeden tabi bir gün sonra inşallah bunları amel edeceğiz. Allah Celle Celaluhu dualarını kabul eder. O kişiyi affeder ve o kişiye çok mükafatlar verir. Ama kimler bunlar? Birkaç tane şık sayacağız. Bakalım sayın seyirciler, sizler bu şıkın içerisine hangilerine giriyorsunuz ve hangilerinden geçiyoruz, hangilerinde sınıfta kalıyoruz? Çok önemli. Dikkatli dinleyelim. Bizim kanayan yaralarımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür sene önce bizlere haber ediyor. Bir, bu kişi geceyi ihya etmesinde duasının kabul olması, Allah'ın kendisini affettiği kişilerden biri kimdir? Faiz yemeyen, faiz almayan, faiz vermeyen kişidir. Hemen kendimizi bir analiz edelim. Allah aşkına soruyorum. Biz faizle ne kadar iştigalız? Biz faize ne kadar bulaştık? Biz kendimizi ne kadar bu çirkinliğin içine koyduk? Tabii saçma sapan fetvalar çıkıyor. Hocam fakirlerin ilk ev alması kredisi uygunmuş. Allah muhafaza, yalandır. Faizin bir kuruşu da haramdır. Bir trilyonu, bir milyonu da haramdır. Ondan dolayı biz bu geceyi ve bu geceden önce, bu geceden sonra ihyayda muvaffak olmak istiyorsak, demek ki biz faiz alan, faiz veren olmayacağız. Bu birinci şıkkımız. Allah'ım sayın seyircilerimiz de bizleri de bu sınavdan geçmeyi i̇nşallah, muvaffak eylesin. İnşallah. İki, çok böyle acayip. Bunlar da bizim hep İslamsızlıktan dolayı başımıza gelenler. Ama bu özellikle doğuda hala var. Şu anda söyleyeceğim şık hocam. Batıda da biraz kaybettik bu medeniyetini. Anne babasına eziyet edip karşı gelen çocuk. Şimdi mesela bakıyorsun, biz İstanbul'da okuduğumuzda hatırlıyoruz. Doğuya göre çok farklı. Babasına eziyet ediyor. Babasına babalık derecesinde davranmıyor. Ama ben burada suçu babada görüyorum. Baba ne diyor biliyor musunuz? Bakın hataya bakın. Diyor ki ben çocuğumun arkadaşı gibiyim. Ben o babaya diyorum ki o çölün çocuğunun bir sürü arkadaşı var. Sen çocuğuna baba ol önce. Sen babalık yap. Arkadaşı boş ver. Zaten bir sürü arkadaşı var. Okulda, sağda, solda. Babası kim? Babası kim olacak? Babalık şefkatini, babalık korkusunu, babalık iyiliğini kim verecek o çocuğa? Yok hocam diyor. Ben çocuğumla kardeş gibiyim. İşte arkadaş gibiyim. Değil. Herkes olduğu konumu göre olduğu konuma göre davranacak. Kesinlikle. Çünkü niye? Ya sen babasın, babalığını yap. Annesin. Mesela örnek, anneler de genç kızlarımıza ne yapıyor? Ya ben işte çektim, o çekmesin. Tamam, kimse çekmesin. Biz de bunu diyoruz. Kimse zulüm görmesin ama çok da rahata, çok da böyle ikili ilişki, böyle arkadaşmış gibi biz buna müsaade etmiyoruz. İslam müsaade etmiyor. Diyor ki sen baba mısın? Baba gibi davran. Sen evlat mısın? Evlat gibi davran. Allah'ım bizlere bunu becersin. Diğer şıkkımız, şimdi sayın seyirciler diyor, bakın 2'de 1 mi acaba, 2'de 2 mi, 2'de 0 mı? Geliyoruz. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. İkinci şıkkımız, Müslümanları aşağı görenler. Hocam bu çoğunluk hastalığımız, biliyor musunuz? Mesela örnek, kişinin bir işi biraz iyiyse, biraz maddi durumu, hemen fakire aşağılıyor. Mesela biraz bedenen kuvvetliyse hemen aşağılıyor. Mesela örnek makam sevgisi mesela çok tehlikeli. Mesela örnek makam mı daha tehlikeli desek, para mı? Makam daha tehlikeli. Çünkü niye? Parayla her şeyi yapamazsın. Makamınla her şeyi yaparsın. Ondan dolayı Müslümanları aşağı görme, Müslümanları böyle hakir görme, Allah Celle Celaluhu bu kötü hasleti de kabul etmiyor. Etti 3. İnşallah 3'te 3'te iyiyiz, iyi gidiyoruz. Diğeri, Müslüman olan ve şeriata, dine uyan, kocasını dinlemeyen kadın.
Hadi bakayım. Bu da önemli hocam. Bu da önemli. Tabii biz burada sadece kadın demiyoruz. Aynı şekilde erkek de diyoruz. Evet. Ama Allah'ımız ayet-i kerimesinde buyuruyor. Er-ricalu kavvamuna alel nisa ila ahile ayet. Biz erkeği kadın üzerine üstün kıldık. Aslında baktığın zaman erkek ve kadının birbirine İslami çerçevesi içerisinde davrandığı zaman zaten sıkıntı çıkmıyor. Burada şimdi mesela bakıyorsun, tamam, kadın eziyet görüyor, kabul ediyoruz. Ama diğer türlü mesela diyor ki işte kocam benden bunu istiyor. Kocan senden ne istiyor? Hemen bakacaksın. Şeriata, Kur'an'a, sünnete uygun mu? Evet. Eğer sünnete uygun değilse, şeriata uygun değilse yapma, sıkıntı yok. Ama uygun ise, sen bunu yapmıyorsan Allah'ın naleti üzerinize oluyor. Allah muhafaza, kadınlarımızı, ablalarımızı, teyzelerimizi buradan uyarıyoruz. Buna da ehemmiyet gösterelim. Aynı şekilde erkek için de önemli. Mesela erkek de kocasını, erkek de karısını dinlemiyor. Erkek karısını dinlemesi nasıldır? Dinleyecek. Nasıl dinleyecek? Mesela örnek, erkek bir kötü huyu vardır. Sigara içiyordur. Evet. Veya farklı bir huyu vardır. Sen bunu da dinlemek zorundasın. Adam diyor ki, geçenlerde denk geldim. Ya hocam diyor, ben sigara içiyorum. Ne hanımı, bana ne diyor ya? Sen hanımın hakkına giriyorsun. Sen kul hakkına giriyorsun. Kesinlikle. Hocam ne alakası var? Sen o sigara kokunla hanımına yaklaştığın zaman kul hakkı değil mi? Kul hakkı. Hanımın senin kul hakkı değil mi? Tabii. Buna da ehemmiyet gösteriyoruz. Kadın ve erkek birbirine dinlediği zaman İslam çerçevesi içerisinde dinlerse zaten bir sıkıntı olmayacak. Diğer bir şıkkımız, şarkı ve çalgılıcılığı sanat edinenler. Ya bakın, ben buradan bir şey seslenmek istiyorum. Yıllar önce bir esnaf abimize gitmiştik. Bir iş yeri vardı. Demiştim ki abi, bu iş yerinde şarkı türkü bu şekilde abes şekilde çalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şerifleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bütün çalgı aletleri naletlenmiştir, yasaklanmıştır. Dedim, eğer iş yerinde müzik çalmaz isen, şarkı türkü çalmazsa iş yerin daha bereketlidir. Evet. Döndü bana, dedi ki hocam, bunu bana söyleyen bir ikinci kişisiniz. 40 yaşına geldim, kimse söylemedi ve ben de bilmiyorum. Allah. O söyleyen arkadaşı da tanıyorum. O da yakın çevre illerden. Adam diyor ki, ben diyor bu yaşıma geldim, vallahi şarkının haram olduğunu bilmiyorum diyor. Ben bu yaşıma geldim, şarkının günah olduğunu bilmiyorum diyor. Sayın seyircilere de söylüyoruz. Müzik çalmak, müzik aletleri vesaire naletlenmiştir. Allah ve Resulü bundan razı değildir. Ondan dolayı sen işinde, evinde, arabanda bunu dinlersen ve dinlenmeye devam edersen haramdır, Mevla razı değildir. Evet, diğer bir şıkkımız, zina edenler ve livata edenler. Yani zina, Allah bizlere yardım eylesin. Gerçekten her şeyi zorlaştırıp insanlarımız, şu anda gençlerimiz çaresiz kalıyor. Mesela ben buradan çok hayırseverlere de inşallah bu yöne de yardımcı olmalarını istiyorum. Mesela evlenemeyen gençler var. Hakikaten bakıyorsun, o kadar imanlı ki kafası yerde, mesela bir harama dahi bakmamış. Hocam maddi durumum yok ama olursa evleneceğim diyor. Bu kişiyi evlendirmek o kadar büyük eftaldır ki. Çünkü niye? Allah için ben harama düşmüyorum. Kötü işler yapmıyorum. Ben sadece helalinden Allah'ımı istiyorum buyuruyor. Son şıkkımız, evet, zor şıkkımız, son ve zor şıkkımız, acaba yine kaçımız girecek? 5 vakit namazlarını devam edenler. Kim bu saydıklarımızı eğer yapmaz ise Allah Celle Celaluhu bu geceden istifadeye ve duasını kabul etmeye, kendisinin hiçbir şekilde bu işte bir hayrı olmayacaktır. Duyduk bunları, eksiklerimiz var. Bazı şıklarda geçemedik. İnşallah ekran başında söz vereceğiz Allah'ımıza. Tövbe edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bu gece bize ne diyor biliyor musunuz? Yahu tövbe ediyorsunuz. Ben tövbe ettiniz diye çok seviniyorum. Çok razıyım. Siz biraz daha tövbe edin. Ben bütün işlerinizi rayına koyacağım. Aile sıkıntınız varsa, maddi sıkıntınız varsa, borçlarınız varsa, hanımla sıkıntıysan, evlatla sıkıntıysan, sen tövbe et. Sen bana yönel. Bu gecenin hürmetine ben de onları çözeceğim. Bizlere buyuruyor. Allah'ın bu saydıklarımızı, hangilerinde eksiğimiz, hatamız varsa bu gece, yarın gece, geçmiş gecelerimizi, bütün her şeyimizi tövbe ediyoruz ve kendimize inşallah çeki düzen veriyoruz. Rabbim bizlerden kabul eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bu sohbetimizde sayın seyirciler dinledikten sonra ekranların başından kalkmadan bizleri, kendilerini tövbe ediyorum ve tövbe demeyi muvaffak eylesin inşallah.
Hocam Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Allah inşallah bize, yakınlarımıza, bildiğimiz bilmediğimiz herkese inşallah bu gece yani sahih bir tevbe edip gerçekten Allah'ın yoluna girmeyi nasip eylesin hepimize inşallah. Hepimizin kendine göre günahları var hocam inşallah. Rabbim mağfiretiyle inşallah bu tip gecelerde Rabbim bizi bağışlasın. Sevgili izleyiciler, az önce hocamız da belirtti. Yok mu af isteyen affedeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu bağışlanma isteyen bağışlayayım denilen gecelerden bir tanesindeyiz inşallah Regaib gecesinde. Ben biraz Efendi Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Şu anda hem eğitimciyim sevgili izleyiciler, hem de Efendi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Tabii daha önceki programlarda hocama da bahsettim. Bayağı muhabbetimiz var inşallah. Hocam aslında birçok ilkeye imza atmış biri. Yani şu anda 120-130 talebeye yakın hafızın medreselerde eğitim görmesinde ve Arapça ilmihal bilgileri, hafızlık eğitimini bitirmesinde öncü isimlerden biri hocamız inşallah. Bundan sonraki birçok programda da beraber olacağız. Birbirinden çok değerli konular, çok önemli, önem arz eden konular var. Onları konuşacağız. Hocam az önce değindi, mesela zinaya değindi. Ondan sonra gençlerin evlenememesine değindi. Yani hocam bunları başlı başına konuşursak inanın 4-5 saatimizi alan programlar. Evet. İnşallah ilerleyen süreçlerde yine beraber olacağız. Hocam birazdan VTR'miz var. VTR'ye gireceğiz. Efendi Derneği'nin eğitim alanında. Efendi Derneği birçok dalda var. İnşallah. Yani sosyal alanlarda, ondan sonra eğitim alanlarında, Arapça, ilmihal birçok alanda varlar. Biz bu gecede Regaib gecesinde hafız çocuklar için açılacak olan iftar sofralarından bahsedeceğiz inşallah. Ondan önce bir VTR'miz var. Hocamızla kısa bir muhabbet yine edeceğiz. Bu iftar sofraları nedir, nasıl açılır, önemi nedir gibi konuları tekrar soracağız. Yorum da yapacağız inşallah. Kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Ondan sonra tekrar muhabbetimize, sohbetimize devam edelim inşallah. Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an. Kelamullah'ı ezber eylese Allah için, kim kelamullah'ı ezber eylese Allah için, hamisi Allah olur hem naili ihsan olur. Hamisi Allah olur hem naili ihsan olur. Tecvid ile, tertil ile, tazim ile, kim okur tecvid ile, tertil ile, tazim ile, nurlanır kalbi onun ayine iman olur. Nurlanır kalbi onun ayine iman olur. Okur hem okutursa hak için Kur'an'ı kim? Hem okur hem okutursa hak için Kur'an'ı kim? Lütfi hakla du cihanda mazharı gufran olur. Lütfi hakla du cihanda mazharı gufran olur. Sadrını kim doldurursa Hazreti Kur'an ile, sadrını kim doldurursa Hazreti Kur'an ile, kalbine hikmet dolar
ile hayran olur. Ruzi mahşerde giyer hafız olan taç başına. Ruzi mahşerde giyer hafız olan taç başına. Dü cihanda halk içinde muteber insan olur. Dü cihanda halk içinde muteber insan olur. Efendi Derneği. Ekmeksiz kalınca değil, elindeki ekmeği paylaşacak kimse kalmayınca fakirleşir insan. İçerisinde yetim ve diğer hafızlık talebelerine taze ekmeklerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Efendim Rabbim bu tip öğrencilerin, bu tip müesseselerin sayısını arttırsın inşallah. Dediğimiz gibi ben yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğüm, ben ve birkaç öğretmen arkadaşımız devamlı sevgili izleyiciler bu medreseleri, bu ilim yerlerini ziyaret ediyor ve orada gerçekten huzur buluyoruz. Niye? Çünkü oranın şeffaflığı artı oraya gelen insanların ha burada bu yapılıyor demesi gerçekten insanın içerisine huzur veriyor. Ve biz de davet ediyoruz. Yani merkezi Şanlıurfa ama Şanlıurfa'nın dışında olan da birçok vatandaşımızı, bu işe gönül vermiş değerli bağışçılarımızı, her kesimden insanları burayı ziyaret etmelerini, burayı görmeleri için davette bulunuyoruz inşallah. Bu gecelerde neler yapılıyor sevgili izleyiciler? Hemen bir bahsedelim inşallah. Az önce hocamız bahsetti. Regaib gecesi, rağbet demek, arzu etmek demek. Normal bir günde bir sevaba, bir iyiliğe 10 sevap, Recep ayında bir iyiliğe 100 sevap, Şaban ayında bir iyiliğe 300 sevap, Ramazan ayında bir iyiliğe 1000 sevap, Berat ve Regaib gecelerinde. Yani bu gecelerde bir iyiliğe 20.000 sevap arkadaşlar. İnşallah Allah bizi de nail eder bu sevaplara. Bu gecede bu çocuklara ne yapılıyor? Mesela iftar sofraları kuruluyor. Ben istiyorum ki sevgili izleyicilerimizin gücü nispetinde 15 kişiye bandırımızda, ekranlarımıza da yansıtmış. 15 kişilik sofra bedeli 500 TL, 25 kişilik 750 TL, 50 kişilik sofra bedeli 1500 TL ve 100 kişilik sofra bedeli de 3000 TL olarak hocalarımız, arkadaşlarımız belirlemişler inşallah. Bu gecede yapılan iyilikler, sevaplar Allah hanemize fazla fazla yazdırsın inşallah. İstiyoruz ki gücü nispetinde yeten sevgili izleyicilerimiz bu hafız talebeleri inşallah bu şekilde katkılarını sunarlar inşallah. İkinci bir konuya değinmek istiyorum. Sevgili hocam, hocama dönmek istiyorum tekrar. Evet. İmam-ı Suyuti buyuruyor sevgili hocam. Gücü kuvveti yerinde olan fakire verilen sadaka 10 kat, ama ve zayıfa verilen sadaka 70 kat, evet hocam. Akrabaya verilen sadaka 1000 kat hocam, anne babaya verilen sadaka 100.000 kat,
Bu çok önemli. İlim talebesi ve alime verilen sadaka ise 1 milyon kat daha üstündür diyor İmam-ı Subuti. Hocam, İmam-ı Subuti'nin bu sözü hakkında sizden yorum almak istiyoruz inşallah. Evet, şimdi gerçekten muhteşem rakamlar. Evet. Bizleri heyecanlandıran rakamlar. Biz buradaki Türkiye çapındaki, dünya çapındaki bütün dernekleri tasdik ediyor. Bütün dernekleri kendi çalışmalarında Rabbim muvaffak eylesin. Hiç unutmam, merkezi tabii büyük olan bir kuruluş bir gün bize demişti ki hocam siz farklı bir derneksiniz. Siz eğitimsel olarak çok farklı bir kurumsunuz. Biz de derneğiz. Biz insanların aç karnını doyuruyoruz. Siz ise insanların kalbini doyuruyorsunuz. Yani biz bir ürünü buradan alıp buraya veriyoruz. Ama sizler ise vatana, devlete, millete, ümmete hayırlı evlatlar yetiştiriyorsunuz diye çok çok hoşuma gitmişti. Allah'ım bu vizyonumuzdan, ilim ışığından bizleri ayırmasın. İmam Suyuti Rahimullah bu sözü buyuruyor. Tabii ondan önce bir şey kalbime geldi şu anda. Buyurun hocam. Normalde biz 3 aylarda sayın hocam hafızlarımızı oruç tutuyoruz. Hangi evet. günler? Perşembe ve pazartesi günü. Pazartesi günü oruç tabii tutuluyor. Salı günü bir talebe geldi yanımıza. İşte biz birkaç arkadaş kahvaltıya inmeyeceğiz. Ben hemen eğitim müdürümüze dedim ki hocam bir ilgilenin, hayırdır inşallah hastalarım, bir sıkıntılarım var. Eğitim müdürümüz gitti. Dedi ki hocam oruçlular. Allah. Hiçbirimizin haberi yok. Geceleyin namaza kalktıktan sonra tabii aşçıya söylemişler. Aşçı hazırlamış oradaki görevli arkadaş. Yani hocamız mesela bizlerin 3 aylardaki oruç programımız sayın seyirciler pazartesi perşembe günüdür. Her bu haftada 2 gün tutulma izni. Yani 11 yaşındaki hafız diyor ki ben oruçluyum diyor, kahvaltıya inmeyeceğim. Ve hiçbir şekilde kimse ona bir şey dememiş. Yani bu kişinin, düşünün, bu kişinin azığını, yemeğini, suyunu, ekmeğini, iftarını karşılamak ne kadar büyük bir ecirdir. Hatta kendilerinden şakayla karışık, hayır bozun dedik, olmaz derslerinizden geri kalırsınız. Hayır hocam müsaadeniz olsa biz devam etmek istiyoruz. Yani o kadar hoşumuza gitti ki elhamdülillah. Hani geleceğin evlatlar bu şekilde yetişiyor ki inşallah bu şekilde yetişmeye devam edecek. Bu yetişmeyi sağlayacak olanlar kimler? Bunların, bu çocukların okumalarını, idameleri ekranları başında bizleri izleyen sayın seyircilerimizin sayelerinde oluyor. Çünkü niye? Hakikaten baktığın zaman bu tür kurumlar hayır sebepleri sayesinde oluyor. Bizler de bahsetmiş olduğumuz, dedik ya 1'e 20 ne evet. demek? Bugün örnek biz tabii hem erkek medreselerimiz var hem kız medreselerimiz var. Şanlıurfa ve çevresinde olanları bayan olsun erkek olsun fark etmez. Kız ve erkek medreselerimizi ziyaret edebilirler. Kendileri de inşallah iftar programımıza katılabilirler. Ve bunun akabinde bu kadar bir büyük bir ecri olan düşünün 100 kişilik bir iftar karşıladınız. Ne oluyor hocam? Kaç binle çarpıyoruz? Hocam normalde bizim 100 kişilik iftarımız 3000 TL tekabül ediyor ama inşallah sevabına geldiğimiz zaman berat ve regaiplerde 1'e 20.000. Hocam sevap. Neden bahsediyoruz? Yani rakamsal çok ciddi boyutlarda. Kesinlikle. İşte biz Kesinlikle. De diyoruz ki bu ciddi boyutların hem dünyada hem ahirette ecri var. İnşallah. Biz bugün gerçekten bu sevapları kaçırmamak için bunu da göreceksiniz. Mesela biz burada çok önemli şeffaflık konusunda. Hangi hisseyi alan bağışçılarımız olursa olsun biz onlara yemek yerken video gönderiyoruz. İnşallah. Yani diyoruz ki Ayşe teyze sen bu çocuğa iftar verdin. Bak bu çocuk sana el sallıyor. Bu çocuk senin sayende yemek yiyor. İşte Ahmet abi sen bu çocuğa iftar verdin. Bu çocuk senin sayende iftar yiyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Yeryüzünde sadece bir insanı orucunu, iftarını açtırtırsan bütün insanlara iftar açtırmış gibi oluyorsun. Biz de soruyoruz. Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği hafız talebeleridir. Küçücük bedenleriyle oruç tutuyorlar. Ve bu orucun 1'e 20 bin sevap olan bir orucun bizler de inşallah kendimiz ve kardeş medreselerimiz de var. Kardeş medreselerimizde de
yardımlarıyla, sizlerin göndermiş olduğu yardımlarıyla Rabbim bizleri bu işte muvaffak eylesin. Hocam Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Programımızın bitmesine az kaldı. Yine sohbetlerimiz, sorularımız, evet, muhabbetlerimiz devam edecek inşallah. Hocam bildiğiniz üzere biz eğitim camiasında gün içerisinde eğitimle iştigal etmekteyiz. Geri kalan zamanlarda da bazı öğretmen arkadaşlarla ara sıra kendimizi oraya atıyoruz. Gerçekten hem şeffaflığım hem o küçük hafız bedenlerin yanında gerçekten kendimizi mutlu hissediyoruz. Ben şahsen şöyle atfediyorum kendimi. Sağımda 11-12 yaşında, solumda 11-12 yaşında günahsız bir hafızın arasında girince ya Allah onların sayesinde bizi de affedecek düşüncesiyle çok bir müsterih oluyoruz kalbimiz. Hocam bu arada medreselerimiz hem kız hem erkek medresemiz açık. Ekranın başındaki izleyiciler istedikleri zaman gelip ziyaret edebilirler, görebilirler değil mi hocam? Evet. Yani orada neler yapılıyor, neler ediliyor direkt ne yapıp gelip görebilirler inşallah. Evet. Hem şehir içinde hem şehir dışında. Çünkü niye gelip görebilirler? Çünkü oralar onların, evet. Oralar ümmetin, bizler de ümmetin bireyleriyiz. O zaman oralar sizin olduğu için gelip sahiplenmeniz, gelip görmeniz bizi çok mutlu ediyor. Az önce yayına katılmadan önce medresedeydim. Evet. Tam çıkacaktım, bir misafir geldi. Konuştuk. Adam ağlıyor, gözleri doluyor. Maşallah. Hocam işte ben geldim talebeleri görmeye, rahatlamaya. İşte hocam yani o kadar bize mutluluk veriyor ki. Çünkü her gelen kişi gözü yaşlı gidiyor. Sebebi ise imanın yüksekliğinden dolayı. Adam diyor ki ya bu talebeler, bu Kur'an, İşte bu hafızlık, yani basit bir işlem değil. Bizler de diyoruz ki bu işlem, bu davanın gidilebilmesi için inşallah Mevlam ayaklarımızı bu yolda sabit eylesin ve bizleri de sizlerin, sayın seyircilerin inşallah bu hafızlara destekleriyle. Bunu da söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Güneydoğu'da ve Türkiye'mizde bir örf var. Ne demek? Tabii Batı'da da bu var aslında. Çok kaybetmedik. Adama desen ki işte bir yemek yedir, hakikaten hemen yardımcı oluyor. Evet. İşte bir ekmek al hemen. Kesinlikle, mesela bizim vardır bu hale, el adet vardır. Mesela ne yapar? Bir rüya görür, kötü bir rüya, hemen sabahsı bir ekmek bağışlar, çıkarır. Ekmek örfün meşhurdur. Evet. Mesela örnek o zaman mesela epey bir şu an ekranlarda da görünüyor zannedersem. Ekmek dağıtımlarımız da olacak medreselere. Kandil, evet. Gece, kandil gününde, kandil gününün öncesinden ve kandil gecenin sonrasından devam eden ekmek dağıtımlarımız da olacak. Şimdi mesela bir kişiye desen ki bir yemek ihtiyacım var. Yani Türkiye'mizin örfü o kadar buna yatkın ki kimse yok demiyor. Kesinlikle. Ondan dolayı sayın seyircilerimize bu davet ediyoruz bu konuya. İnşallah duyarlarını bekliyoruz. Allah'ım bizleri bu yolda muvaffak eylesin. Sizin az önce söylemiş olduğunuz İmam-ı Suyuti yarıda kaldı, tamamlayayım. Buyurun dilerseniz. Hocam. Siz mesela burada İmam Suyuti Rahimallah buyuruyor ki işte gücü olana bile yapmak sevaptır aslında. Mesela ne, evet. Demek? Bir adam zengindir, ihtiyacı var o anda vermek. Buna da sevaptır. İşte fakire vermek 10 kat, işte ama yani gözü kör olana ve zayıfa, bedenen zayıftır, çalışamıyor, imkanı yok, ona vermek 70 kat, akrabaya vermek 1000 kat. Evet. Ya ne acayip ya. Maşallah. Maşallah. Mesela anne babaya vermek 100.000 kat. Allah bize, annelerimize, babalarımıza hakkıyla İslam istediği çerçevede davranmayı nasip etsin. Ama ilim talebelerine, hafızlara, alimlere de ikram etmek, sadaka vermek 100.000, 1.000.000 kat. Maşallah. Neden bahsediyoruz hocam ya? Yani bu sayılar çok akıl almıyor. O zaman bizler de 3 aylara girdik ve bu 3 ayları hayatımızda hakikaten bir başlangıç oldu. Şu anda mesela bir insan 3 ayları nasıl başlanırsa öyle gider. Buradan da sayın seyircilere inşallah istirham ediyoruz. Bakın 3 aylara girdik. Hatamız var, günahımız var, faize, kötü işe bulaştık. Geçenlerde yine bir abimiz vardı, hocam içki içiyoruz, işte dua edin kurtulalım. Biz kendisine dedi ki vallahi ilacı budur. Nedir hocam dedi. Namazını kıl Allah kerimdir. Hakikaten şu an inşallah bıraktı. Biz de bakın bu yola girdik. Nedir? 3 aylara girdik. 3 aylarda hatalarımız var. Herkesin hatası var. Bütün izleyicilerimizin, şahsımızın, herkesin. Biz bu hatalardan nasıl kurtulacağız? Normal zamanlarda hatalardan kurtulmak biraz zordur. Ama 3 aylara girdiğimizden dolayı Allah Celle Celaluhu bahane geziyor. Ne demek? Ya ben seni istiyorum kulum diyor. Gel benim ol diyor. Beraber olalım diyor. Geceleri, namazlarda, hayırlarda, sevaplarda. Biz de diyoruz ki ekran başındaki izleyicilerimiz, sıkıntın var, günaha düştün. Tam tövbe etme zamanı. Bu gece tövbe etmeyeceksen ne zaman edeceksin? Bu gece Allah'a yalvarmayacaksan ne zaman yalvaracaksın? Bu gece sadakat gecesi. Bu gece
Rabbimize dönüş gecesi. Bizler bu gece ellerimizi açacağız. Ağlayacağız. Mesela ekran başındakilerine tekrar soruyorum. Allah için ne kadar ağladık? Allah için ağlayan gözler Allah cehennemde yakmayacak. İstirham ediyorum. 3 aylara girdik. Bu 3 aylara girişimizde tövbemizi de tam sağlam bir tövbeyle yapmış olalım ki bu sohbetlerimiz inşallah her hafta devam edecek. Ramazan'da inşallah devamlı düşünüyoruz. Buna devamlı konularımızı dinleyerek konu konu gideceğiz. Eksiklerimizi, fazlalarımızı göreceğiz. Allah'ın bizleri bu yolda muvaffak eylesin inşallah. Hocam çok çok teşekkür ederim. Geçen benim şahit olduğum bir olay vardı. Yine evet. TV programlarında Bursa'dan bir teyzemiz aramıştı. Evet hocam. Yani hocam sizinle konuştuklarını ben duydum. Yanınızdaydım inşallah. Yani insan o kadar etkileniyor ki, kadın ağlıyordu mesela. Sonradan yaptığın işin ne kadar kutsal olduğunu biliyorsun. Hocam ben eğitimciyim, öğretmenim. Benim yaklaşık 300-400 tane öğrencim var. Milli eğitime bağlı kurumlardayım. Gerçekten gençlik biraz gitmiş durumda. Yani çöküşte, yani namazını kılmayanından, madde bağımlısından, işte dediğim gibi bu şekildeki ortamlara girince insan, ya aslında insanın yapması gereken çok iş, çok şey var diye. İşte tam da bunu diyoruz evet. Hocam. Sayın seyircilere, bu ekranları başındakilerine tam bunu diyoruz. O çukurda o mahvolan gençlerimizi kurtarmak yine hayır sebepleri sayesinde. Ben bugün bir eğitimci olarak gücümün yettiği, ben okutuyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. İşte İbrahim hocam Allah razı olsun canla başla yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş, gayret ediyor. Bizim sınırımız belli. Ama bu işleri yine üstlenen hayır severlerdir. Mesela örnek şu anda bir medrese daha yapmak istiyoruz. İnşallah icazet programımız var. İcazet programından sonra hafızlarımız çıkacak. O hafızlarımıza Arapça, hadis, fıkıh, tefsir ilimleri olacak. Bunun için imkan lazım. Biz de diyoruz ki inşallah bu imkanlar sayın seyirciler tarafından karşılanıyor inşallah. Kesinlikle inşallah. Hocam ben inşallah ilerleyen süreçlerde hem ekran başındaki izleyicilerin yani hem de bizim çevremizin yapılan bu işe gerçekten önem verdiğini farkındayım. Niye? Yeni bir külliye, yeni bir medrese açmak demek, yeni bir eğitim camiası demek gerçekten çok önemli adımlar. Çok çok ciddi adımlar. İnşallah bunu da resmiyete uygun prosedürde, devletimizin uygun gördüğü şartlarda gerek yurttur gerek medresedir. Yani bu alanda resmi olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. İnşallah o ekranımızı yansıtalım, o resim ekranımızı. Kapanışa yaklaştık inşallah. Evet sevgili izleyiciler, Regaib gecesinde ümmet sofraları kuruyoruz. Minik bedenli hafızların hisselerinde sizlerin de olmasını istiyoruz inşallah. İlerleyen süreçlerde birçok programda, birçok medrese açılışlarında, külliyelerinde ve hafızların sayısının artması yönünde olacak olan yine çalışmaları sizlerle burada paylaşacağız. Sayın Mustafa Hocamı ilerleyen süreçlerde de özellikle Ramazan'da inşallah çok çok konuk edip güncel konulara ve yapılan çalışmalara binaen yine sohbetlerimiz devam edecek. Bu hisseler son olarak tekrar edip programı kapatmak istiyorum inşallah. 15 hafız öğrenciye yemek vermek isteyen, hisse vermek isteyen tamam, 500 TL, 25 hafız öğrencimize hisse almak isteyen, yemek hissesi, iftar hissesi almak isteyen 750 TL ekranlarda da yansıtılıyor. Sevgili izleyiciler, 50 hafız öğrencimizin iftarını karşılamak isteyen izleyicilerimiz olursa 1500 TL ve 100 hafız öğrencimizin iftarını karşılamak isteyen olursa da 3000 lira hisseyi alabiliyor. İnşallah gücümüz, varlığımız gücünde, varlığımız gücümüzün yettiği kadar hisse almaya çalışalım. Bir olaya daha şahit oldum ben. Öğleden sonra geldiğimiz zaman hocama iki bağışçı ne yapmıştı mesela? Bir ekmek bağışında bulunmuştu. Hocamız baktı 100 tane yemek arttı. Hemen kardeş medreseyi arayıp ekmeklerini oraya gönderdi. İnşallah burada alınan hisseler, burada yapılan bağışlar zayi olmuyor. Kardeş medreselere de gidiyor. Ve inşallah bu süreçte, bu yolda, kutlu yürüyüşte, bu mayada hepimizin bir katkısı oluyor. Gencecik bedenler, 11-12 yaşındaki bedenler 4'ten kalkıp Kur'an-ı Kerim'le iştigal oluyor. İnşallah günahsız çocuklar akşama kadar oruç tutuyor. Bunların iftarları, bunların yemeklerini karşılayanlar da inşallah aynı şekilde sevaplara nail oluyor. Hem de bu gecelerde, hangi gecelerde tekrar ediyoruz? Normalde 1'e 10 sevabın, Recep'te 1'e 100 sevabın, Şaban'da 1'e 300 sevabın, Ramazan'da 1'e 1000 ve Berat ve Regaib gecelerinde. Yani bu Regaib gecesinde 1'e 20 bin sevabın verildiği günlerde inşallah iftar hisselerini
alan, bağış yapan bağışçılarımız inşallah 20 bin katla mükafatlandırılacaklardır sevgili izleyiciler. Siz Güneydoğu TV'nin değerli izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. İlerleyen süreçlerde Efendi Derneği bünyesinde bulunan medreselerin, Efendi Derneği bünyesinde bulunan medreselerin, ilim yerlerinin ilerleyen programlarda hangi projelere, hangi yerlere imza atacağı konusunda yine sizlerle beraber olup paylaşımlarımızı yapacağız. Son bir kere hocama buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hocam çok sağ olun. Katkı sunmak istediğiniz bir şey varsa buyurun alabiliriz. Evet, son olarak bunu da söyleyelim inşallah. Eminim ekranların başında kimler izliyorsa hiç kimse boş geçmeyecek. Çünkü yürekler gerçekten istiyor. Küçücük bedenler, kuvvetimizden, çevremizden. Mesela biz bazı bağışçılarımız var. İnanın mesela bağış göndereceğiz zaman göndermez, bekletir. Niye bekletiyorsun dediğimizde, hocam diyor bunu göndermeyeyim diyor. İşte ablama söyledim, teyzeme söyledim, ortağıma söyledim, komşuma söyledim. Hepsini toplayayım öyle göndereyim diyor. İnşallah. Bizler de inşallah bu işe ayaklanmamızı, bu işi gerçekten nasıl yapacağız, nasıl dertleneceğiz, ümmetin evlatlarını daha biraz nasıl refah, ferah içerisinde işte sofralar olsun, mekanlar olsun, yerler olsun nasıl değerlendiririz diye inşallah Sayın Seyirciler'den bu gece, inşallah yarın gece, ondan önceki ilerleyen gecelerde de devamlı inşallah bu evlatlara, ümmete sahip çıkmalarını istirham ediyoruz. Hocam çok önemli bir konu var. Bunu sormayı unuttum size inşallah. Buraya gelen talebelerin, talebelerden, hafızlardan herhangi bir ücret talep ediliyor mu hocam? Evet bunu sayın hocam. Bir cevaplarsanız son olarak buyurun. Bunu da söyleyelim. Biz bunun mücadelesini çok verdik. Normalde bakıldığı zaman çoğu Kur'an kursanında, medreselerinde bir burs bedeli vardı. Evet. Ama biz bunun mücadelesini verdik ve başardık. Elhamdülillah zor da olsa başardık. Hiçbir talebeden 1 lira aidat alınmıyor. Maşallah. Aidatı önemli. Bırakalım. İhtiyaç sahiplerine, bakın size enteresan bir olay anlatayım mı? Biz mesela bazı yani bunu duyduktan sonra hakikaten ne kadar işe ehemmiyet verdiğimizi göreceksiniz. Mesela bizim medresede kantin vardır. Bazı gariban çocuklar vardır, yetim çocuklar veya maddi durumu olmayan çocuklar. Biz bu çocukları geldikten sonra hemen tespit edip bu çocukları başarı adı altında, bu çocukları gayretleri adı altında kimseye duymadan, kimse de onları incitmeden bu çocuklara bir miktar belirliyoruz. Mesela diyoruz ki bu hafta sen dersinde başarılısın diye 50 TL örnek kantinden harcayabilirsin. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Medresemizde çok çok ihtiyaç sahibi olanlar zaten ekseriyeti ihtiyaç sahipleri. Evet. Ekseriyeti işte yetim, gariban, durumu olmayan. Hiç mesela haçlıksız gelen kişilere tespitlerimizin sonucunda kendi derslerinden başarılı notuyla kendilerine kantin ödülü veriyoruz. Bu ne demek? Kantin sırasına herkes giriyor. O boynunu bükmüyor. Kesinlikle. Diyoruz ki herkes girsin ve ona gizliden çaktırmadan denek medresedeki hocalarımız işte hocam bu başarılıdır, işte arkadaşlar bu başarılıdır, ondan dolayı buna kantin ikramı olacak diye bu şekilde de herkesi medresede ferah, refah, o yiyeceklerinden, içeceklerinden bütün ihtiyaçlarını karşılamayı Allah'ım bizlere becesin inşallah. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun bu değerli bilgilerinizden dolayı. Ekran başındaki izleyiciler, hocamız bugün bize bir jest yaptı inşallah. Şu anda ekranda gördüğünüz telefon numarası, cep telefon numarası hocamıza ait. Regaib gecesine has. Hocam sevgili izleyiciler, bizimle eğer irtibata geçmek isterse benim telefon numaramı yazın dediler. Bunu sunduk. Yani hisse almak isteyen, bağış yapmak isteyen şeffaflık da güvenlik de olsun diye direkt hocama ulaşabilirler inşallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Efendi Derneği'nin katkılarıyla sunulan bu programımızı da burada bitirdik. Rabbim bu gecenin hürmetine hepimizin günahlarını bağışlasın, affı mağfiret eylesin inşallah. Hepimizi, bizleri önümüzdeki haftalarda çok kıymetli hocamla beraber diğer toplumun arz eden geniş konularına da yer vereceğiz, konuşacağız. Efendi Derneği'nin yapacağı birçok atılımı buradan sizinle paylaşacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla, esenlikle kalın inşallah.
Efendi Derneği sundu.